Akkuyu üretim için gün sayıyor. İlk güç ünitesi yıl sonunda devreye alınacak. Yunanlılar İzmir'i yakıp yıktı diyen Erdoğan'a Atina'dan tepki. NATO'nun paylaşımı da çılgına çevirdi. Deyrizor'da aşiretler SDG unsurlarını idam etmekle, SDK ise sert misillemede bulunmakla tehdit etti. Aşiretler 12 saat süre tanıdı. Türkiye-Azerbaycan askeri işbirliği daha da derinleşiyor. Yunanistan markajda. TCG Gediz'e yapılan logoların sırrı çözüldü. Libya'da düşürdüğü SİHA'lar ve günün önemli gelişmelerinden kısa haberler. Arkadaşlar selamünaleyküm. Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat Müdür Yardımcısı Dimitri Romanets, ilk güç ünitesinde genel inşaat çalışmalarının tamamlanmasına yaklaştığımızı ve yıl sonuna kadar devreye alma operasyonları aşamasına geçmeyi planladığımızı belirtmeliyim dedi. Bu yıl ikinci ünitede buhar jeneratörleri, sirkülasyon pompaları ve reaktör binasının diğer ekipmanları gibi ana işletme ekipmanlarının montajına başlayacağız diyen Romanets. Üçüncü ünitede reaktör binasının çevre duvarları ve muhafaza alanının yanı sıra ana binaların dış ve iç duvarlarının inşaatına devam ediyoruz. Dördüncü ünitede ise reaktör bölmesinin temel döşemesinin betonlamasını tamamladık. Nükleer ve türbin adalarının binaları için prefabrik yapıları inşa ediyoruz dedi. 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan ve Yunanlılar İzmir'i yakıp yıktı diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yunanistan Dışişleri'nden yazılı cevap geldi. Yunanlılar İzmir'i yakıp yıktı diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağustos ayının Türkiye için özel bir ay olduğunu belirterek, "Çünkü Kıbrıs'ta, İzmir'de ve Malazgirt'te kazandık" sözlerine Atina tepki gösterdi. Yunan Dışişleri yazılı olarak yaptığı açıklamada, "Düşmanca ifadeler verimsizdir ve Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde mevcut dönemde inşa edilmeye çalışılan sükunet, işbirliği ve diyalog ortamının pekişmesine katkı sağlamamaktadır" ifadelerini kullandı. Öte yandan Yunanistan, NATO'nun yayınladığı 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama yazısından rahatsız oldu ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e yazılı bir protesto yazısı gönderdi. NATO dün 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Türkiye'yi kutladı. Geçen yıllarda bu duruma itiraz ederek paylaşımı sildiren Atina'nın yeni bir girişim içinde olduğu ortaya çıktı. Landcom geçen yılda benzer bir mesajda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamış fakat Yunanistan'ın itirazı üzerine sosyal medyadaki kutlama mesajını silmiş ve 1 Eylül'de tekrar paylaşmıştı. Landcom bu yıl Türkçe olarak "Zafer Bayramınız kutlu olsun" ifadesine yer verdi. Fakat Yunan medyasına konuşan diplomatik kaynaklar Atina yönetiminin bazı adımlar attığını ortaya çıkardı. Yunanistan'ın daimi NATO temsilcisinin harekete geçtiği ve NATO Genel Sekreterliğine yazılı bir uyarıda bulunduğu açıklandı. Yazılı metinde NATO'nun Türkiye'nin Zafer Bayramı'nı kutlamanın kabul edilemez olduğuna dikkat çekildi. Metinde "Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin bir NATO müttefikine karşı elde ettiği zaferi kutlamak kabul edilemez" yorumu yapıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı Türkiye'de bir zafer bayramı olarak kutlanırken Yunanistan'da ise küçük Asya felaketi hatta son yıllarda felaket tanımlaması rafa kaldırılarak sözde soykırım olarak matem şeklinde anılıyor. Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kırsalında salıyı çarşambaya bağlayan gece Deyrizor Askeri Konsey üyeleriyle ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon tarafından desteklenen SDG arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Bunun ardından SDG Genel Komutanlığı, Deyrizor Askeri Konseyi Komutanı Ahmet El-Habil Ebu Havli'yi görevinden azletme kararı alırken, bölgedeki SDG'ye ait karargah ve askeri noktalara yönelik bu saldırıların devam etmesi durumunda sert bir misillemede bulunacağını açıkladı. Arap medyası Şarkul Avsat'ın haberine göre bu gelişmeden sonra Ebu Havli'nin kardeşi Celal El-Habil, sosyal medya platformlarında SDG'yi tehdit ettiği bir video yayınladı. Celal El-Habil videoda bölgenin en büyük aşiretlerinden El-Akidat'ın üyelerine ve diğer aşiretlere Ebu Havle serbest bırakılıncaya kadar Deyrizor kırsalındaki SDG üyelerini ablukaya alma çağrısında bulundu. Ertesi gün Ebu Havle'nin diğer kardeşi Etem El-Habil sosyal medyadan yayınladığı bir videoda Deyrizor kırsalında olduğunu ve SDG tarafından tutuklanan kardeşi Ebu Havle ile Deyrizor Askeri Konseyi'nin diğer üst düzey isimlerinin serbest bırakılmaması halinde kralın yeniden doğuşu ve prangaların kırılması başlıklı büyük bir savaş ilan edeceklerini söyledi. Etem El-Habil ellerinde esir tutukluları YPG'li teröristleri idam etmekle tehdit etti. Ardından çatışma genişledi ve bölge sakinleri başka bölgelere gitmek zorunda kaldı. Ebu Halil'in mensubu olduğu El-Bukeyr aşireti, uluslararası koalisyona SDG tarafından tutuklananların serbest bırakılmasında arabuluculuk yapması ve daha fazla kan dökülmemesi çağrısında bulundu. Aşiret, taleplerinin en fazla 12 saat içinde yerine getirilmemesi halinde genel seferberlik ilan etme ve SDG'yi hedef alma tehdidinde bulundu. Bu arada SDG Genel Komutanlığı, silahlı gruplara silahlarını bırakmaları ve teslim olmaları için 48 saat süre verdi.
Yerel sayfalara ve haber sitelerine göre Suriye'de ayaklanan Arap aşiretleriyle gerçekleşen çatışmalarda en az 30 PKK-YPG-SDG teröristinin öldürüldüğü, 40'tan fazla PKK-YPG-SDG teröristinin de sağ olarak esir alındığı bildiriliyor. Aynı kaynaklara göre ABD tarafından eğitilmiş YPG-PKK'nın sözde özel kuvvetleri, yargısız sağ infazları, ölümcül işkence ve ev baskınlarında sivillerin öldürülmesi de dahil olmak üzere Araplara karşı savaş suçu olarak tüm yöntemleri kullanıyor. YPG-PKK sosyal medya ağları kendilerine karşı ayaklanan Arap aşiret güçlerini paralı askerler, IŞİD veya çeteler olarak tanımlıyor. Aslında bu aynı zamanda YPG-PKK'nın bölgenin demografik yapısından duyduğu rahatsızlığın da bir yansımasıdır. Azerbaycan medyası Azernews'un bakanlıktan aktardığı habere göre Azerbaycan'a resmi bir ziyarette bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak başkanlığındaki heyet, Azerbaycan halkının milli lideri Haydar Aliyev ve Türk şehitliğini ziyaret etti. Azerbaycan ordusu Genelkurmay Başkanlığında ciddi bir karşılama töreni düzenlendi ve her iki ülkenin Genelkurmay Başkanları şeref kıtasını seçti. Askeri orkestra eşliğinde Azerbaycan ve Türkiye'nin milli marşları çalındı. Protokol uyarınca Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Gürak şeref defterini imzaladı. Ardından Azerbaycan Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Genelkurmay Başkanı Albay General Karim Valiyev Türk mevkidaşıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Konukları karşılayan Albay General Valiyev, Orgeneral Gürak'ı Azerbaycan'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Albay General Valiyev, Pençe Kilit terörle mücadele operasyonlarının yürütüldüğü bölgede şehit olan şanlı Türk ordusu askerleriyle ilgili olarak Türk meslektaşına başsağlığı diledi. Kardeş ülke ile ortaklaşa yürütülen ikili ve çok uluslu tatbikatların askeri personelin profesyonel seviyesinin yükseltilmesinde olumlu etkisi olduğu özellikle vurgulandı. Orgeneral Gürak samimi görüşme için teşekkür etti ve Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak Azerbaycan'a gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Orgeneral Gürak, 2024 yılında Azerbaycan ve Türk askerlerinin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan ortak etkinliklerin önemine dikkat çekti. Toplantıda askeri, askeri teknik, askeri eğitim ve diğer alanlarda işbirliğinin daha da genişletilmesi yönünde yürütülen çalışmaların sonuçları ve bu faaliyetlerin daha yoğun bir şekilde hayata geçirilmesinin önemi ele alındı. Taraflar karşılıklı ilgi alanlarına giren bir dizi başka konuda da ayrıntılı görüş alışverişinde bulundular. İfadeleri kullanıldı. Ziyaret Yunan medyasında da yakından takip edildi. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili askeri işbirliğinin daha yakınlaşmasına katkıda bulunacak çok önemli bir unsur da İki ülkenin güvenlik konseylerinin düzenli ortak toplantıları düzenleme ve ortak askeri tatbikatlar yapma taahhüdüdür. İfadesini kullanan Yunan basını, Yunanistan'ın Türkiye ile askeri bir çatışma durumunda Azerbaycan'ı, özellikle de bu ülkenin hava kuvvetlerini ve özel kuvvetlerini potansiyel bir rakip olarak görmesi gerektiği sonucuna varıyoruz, dedi. TCG Gediz Fırkateyni'ne Libya'da düşürdüğü BAE'ye ait 2 adet Çin yapımı Wing Long 2, silahlı insansız hava araçları için özel işaretler eklendi. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait Gabia sınıfı fırkateynler, hava savunma kabiliyetleri gelişmiş olduğu için uzun bir süredir Libya'da görev icra ediyorlar. Libya'daki fırkateynler, karadaki birliklere yönelik olarak denizden hava savunma desteği sağlıyorlar. 30 Ağustos Zafer Bayramı için Antalya Limanı'nda halka kapılarını açan TCG Gediz Fırkateyni'nde Libya'dan hatıra kalan özel işaretler dikkat çekti. Geminin SM-1 hava savunma füzelerini ateşleyen MK-13 lançerine 2 adet CIA'ya ait logonun yapıştırıldığı görüldü. Havacılıkta bu işaretlere kill mark deniliyor. İkinci Dünya Savaşı'nda ortaya çıkan bu akımda özellikle müttefiklere ait savaş uçakları düşürdükleri Alman veya Japon uçaklarını resim olarak gövdeye işliyorlar. Libya'daki iç savaş sırasında Hafter yanlıları Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden Çin yapımı Wing Long 2 tipi IA sistemi edinmişti. Libya'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti ise Türkiye'nin verdiği destekle karşılarında Baykar imalatı Bayraktar TB2 SİHA'larla çıkmıştı. TB2'ler Libya'nın Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yaptığı operasyonlarda aktif olarak kullanılmış ve savaşın gidişatını değiştirmişti. Ve günün önemli gelişmelerinden kısa haberler. Azerbaycan, Fransa'nın da imzaladığı Uluslararası Terörle Mücadele Aktı'na uyarak, Ermeni asıllı sivil vatandaşların teröristlerin elinden kurtarılması maksadıyla Hankendi ve çevresinde faaliyet gösteren Artsakh terör örgütüne karşı operasyon başlattı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev, Azerbaycan Kızılayı tarafından gönderilen buğday ununun üretim menşeinin Azerbaycan olması nedeniyle reddedilmesi yasa dışı kukla rejim tarafından uygulanan ırkçılıktır. Azerbaycan topraklarındaki gri kontrolsüz bölgeye daha fazla tahammül edemez. Yasa dışı rejim feshedilmeli ve silahsızlandırılmalıdır, dedi.
Hürjet prototipi 16. test uçuşunu gerçekleştirdi. Uçağın test uçuşları devam ediyor. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Hürjet'i istersek otopilot özelliği olduğu için 6 ayda insansız yaparız. Hürjet'e kocaman bir radar gelecek. Gelince kabiliyet açısından küçük bir F-16 olacak. Hürjet'e 200 kilometreyi gören Aselsan radarını takacağız. Burnu ona göre yapılıyor bu sayede. F-16 radarı ile aynı olacak. Üzerine de füzelerimizi yerleştireceğiz. Hürjet, TCG Anadolu'ya inecek. Hürjet'in saatlik uçuş maliyetleri, ortalama olarak F-16'nın uçuş maliyetini 5'e bölebilirsiniz, dedi. Rusya Dışişleri Bakanlığı 1 milyon ton tahılın Türkiye'de işlenerek ihtiyaç sahibi ülkelere gönderileceğini açıkladı. Bakanlık, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Katar'ın maddi desteğiyle Türkiye'ye 1 milyon ton tahıl gönderilmesini görüşeceğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle. 1 milyon ton tahıl Türkiye'de işlenerek ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilecek. Bu projenin Karadeniz Tahıl İnisiyatifine en yakın alternatif olduğunu düşünüyoruz. Sergey Lavrov ve Hakan Fidan, Ukrayna Savaşı'nı, esir takaslarını ve Türkiye'nin Ukrayna ile askeri işbirliğini görüşecek. Gabon'un ardından iki Afrika ülkesini daha darbe korkusu sardı. Komutanları alelacele emekli ettiler. Kamerun ve Ruanda ulusal ordularında yeni atamalar yaptı. Dünyanın en yaşlı lideri olan 41 yıldır görevine devam eden 90 yaşındaki Kamerun Cumhurbaşkanı Biya, Savunma Bakanlığı ve ordu kadrolarına yeni atamalar yaptı. Öte yandan yaklaşık 20 yıldır Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan ve 2024'te de yeniden aday olmayı planlayan Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame de orduda üst düzey birçok ismi emekliye ayırdı. Uzun yıllardır iktidarda olan iki liderin Gabon'daki darbeden sonra kendi ülkelerinde de benzer bir durum yaşanmaması için önlem almaya çalıştığı iddia edildi. Kazakistan Medyası'nın haberine göre Kazakistan 2022'de uranyum üretiminde dünya lideri oldu ve dünya çapındaki üretime %42 katkıda bulundu. Ulusal atom şirketi Gazatomprom bu payın %22'sine sahip. Samruk Kazna Yönetim Kurulu Başkanı Nurlan Zakupov sosyal medya hesabında "Geliştirilmesi gereken rezervlerimiz var." diye yazdı.